Leyla. Bak sen kabul etmedin ama bence bir daha düşün bak. Hastanedeki adam da açtı gözünü. Mutlaka konuşacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Ya çıkıp gidelim şuradan. Kendini bu kadar sıktığına değmez. Düşün, tamam mı? Düşün. Arkanda oyun çevirmek ne demekmiş göreceksin Leyla. Göreceksin. Herhalde bana bir açıklama borçlusun. Ne dersin? Hani ne desen haklısın. Özür dilerim ama acil bir işim vardı. Onur'la. Acelem vardı. Yardım istedim. İşte ben de onu anlamıyorum yani. Ben varken evin güvenliğinden mi yardım istiyorsun? Ailevi bir şeydi. Ve ben seni bununla daha fazla sıkmak istemedim. Hmm. Ama hallettim, merak etme. İşte o daha tuhaf. Yani neyse, yani ben bunu kabul etmiyorum. Kusura bakma, sen hatırlatayım. Sevgili olmaya karar verdik ya. Yani sevgili olmak ne demek? Bir şeyleri paylaşmak demek. Yani sen benimle paylaşmayacaksan ve tanımadığın biriyle bu işlerini çözeceksen bana tuhaf geliyor. Ben sana karşı çok dürüst oldum. Yani tüm kapılarımı açtım, duvarlarımı yıktım ama sen... Ben hala seninle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ama söz telafi edeceğim. Hmm. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten tuhaf. Yani sanki bir şüphen varmış gibi davranıyorsun. Hayır, hayır. Yok. Emin değilim. Yani bir şey saklıyorsun ve ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Böyle gizli saklı bir ilişki istemiyorum. Ateş, ailem ve kendimle ilgili sana söylemek istediğim bir şey var. Bir sorun mu var? Yani lütfen vazgeçtim deme. Yani sorun çıkarmayacaklar değil mi? Yok, hayır. Ama şey, düğüne gelemeyeceklerini söylediler. Hala bana biraz kızgınlar. Affetmediler yani. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. İkna olacaklarını zannetmiyorum. Tamam, yani düğünden sonra yanlarına gideriz. Ya neyse, şimdi bunu düşünme, mutlu olmanı istiyorum. Ki bu arada İlter de şu an çok güzel bir organizasyon firmasına gittiğimizi söyledi. O yüzden eminim mutlu olacaksın. Olurum canım. Yani İlter ayarlıyorsa kesin mutlu olurum. Sen yüzüğünü neden takmadın? Yüzüğüm biraz bol oluyordu. Ben de düşüp kaybolmasın diye çıkarttım ama yaptıracağım. Peki. Leyla, sen benden habersiz nasıl başka bir markanın yüzü olabiliyorsun? Ne? Ne demek ne? Sen nereden öğrendin ya? Ya bırak onu artık. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ateş, bir sakin olur musun? Ayrıca ben de zaten yeni öğrendim. Gelip sana soracağım, danışacağım tabii ki. Ama önce senin bir öfkeni kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor, tamam mı? Senin de bazı şeyleri unutmaman gerekiyor. Öyle mi? Evet. Mesela bir ders çıkarman lazımdı ya yapmış olduğun şeylerden. O yüzden gizli saklı şeyler yapamazsın artık. Öyle mi? Evet, öyle. Pardon, ben niye neyden ders alıyormuşum ya? Hani gizli saklı her şeyi yaşıyorsun ya, yok artık öyle bir şey. Ki pardon da biz anlaşmıştık ya.
Yakup olmayacaktı burada. Neden burada? Ben çağırmadım. İstersen al kov. Benim de işime tamam, gelir bak, ben zaten. Seninle böyle konuşmak istemiyorum. Geç otur, konuşalım doğru düzgün. Bir dakika, benimle nasıl konuşmak lütfen istemiyorsun? Lütfen doğru ya. Düzgün konuşabilir doğru miyiz? Doğru düzgün konuşuyorum. Otur şöyle sakin sakin konuşalım. Söyle. Ne? Bir kere sen benim hayatıma karışamazsın ya. Bu benim hayatım, benim kararım ya. Bir de birbirimizin hayatına karışamayız. Hani birbirimizin hayatında uzunca bir süre var olmayacağız ya. Ama hala bu evde birlikte yaşıyoruz. Ben de sana bunu hatırlatayım. Yine mi kavga ediyorlar? Sen Arcola Holding'in yüzüsün. O yüzden kendi başına kararlar verip başka markalarla çalışamazsın. Sen acaba benimle ilgileneceğine çocuklarla mı ilgilensen biraz? Hani çocuklar için buradayız ya, yani ben en azından onun için buradayım. Ve bir oyun oynuyoruz ya, hani oyunu kurallarına göre oynamayı bir öğrensem mi artık? Ateş Bey, konuşabilir miyiz lütfen? Konuşalım İlter. Konuşalım. Konuşalım. Bir de Leyla Hanım'a bir bakıcı olduğunu hatırlatır mısın? Öfke kontrolü. Ama önce öfke kontrolü. Yani. Öfke kontrolü. Ben çocuklarla ilgileneyim. Evet İlter. Konuşalım. Ateş Bey, bunun söylemek benim için çok zor. Ama ben gidiyorum efendim. Ne? Nereye gidiyorsun? İstifa ediyorum. Artık bu evde daha fazla kalamayacağım. İlter, saçmalama yani. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bana ne olduğunu anlatır mısın? Benim kararım kesin efendim. Ateş Bey, ben bunca senedir bu evde yaşıyorum. Ve en azından sizin için biraz değerim olduğunu düşünürdüm. Elbette ki var. Ama siz bana bu evde olup bitenleri anlatacak kadar bile değer vermiyor musunuz? Ateş Bey, biz bu evde bir dolandırıcı ailesiyle beraber yaşıyormuşuz. Ve siz bunu bana söylemediniz. Ben bunu öğrendiğimde bu vaziyeti kabul edeceğinizi asla düşünmedim ama... Ama sonra Leyla Hanım'a düğünde söylediklerinizi hatırlayınca taşlar yerine oturdu. Ve ben çok, çok, çok şaşırdım. İlter, baksana hak veriyorum. Ama ben daha yeni öğrenmiştim. Ben de bilmiyordum. O zaman niye göndermediniz onları? Ne yüzle geri geldiler? Tamam, tamam. Tamam, ha, kötü insanlar olmayabilirler. Hatta bunu yapmak için kendilerince haklı sebepleri de olabilir. Ama bu durum sağlıklı bir ev ortamı yaratıyor mu sizce? İlter, bak, ben de kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum ama... Leyla ile birlikte olmak zorundayım ve o yüzden yani anlaşmamıza göre, ki sen de biliyorsun, onlar da gelmek zorundaydı. Şimdi eğer çocukların düzeni bozulursa o zaman ben de vasiliğimi kaybederim. Gayet iyi biliyorum efendim. Hatta Leyla Hanım'ı buraya gelmesi için ikna eden benim ama... Evet, işte o yüzden de zaten evlenmişiz gibi yapmak zorundayız ya. Ateş Bey, efendim siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Evlilik diyorsunuz. Aile diyorsunuz. Bunun tek bir yolu var, o da aşık olmak olmalı. Ateş Bey, siz sadece çocuklar için sevmediğiniz bir kadınla birlikte olduğunuzu mu söylüyorsunuz bana? Efendim, bana kalırsa buna önce kendiniz inanmalısınız. Müsaadenizle ben eşyalarımı toplayayım. Ilgaz'cığım, bu seneki bomban da bu mu? Şoförünle aşk aşamak. Ilgaz be şoför. İyiymiş, yakışır. Beşir miymiş çocuğun dedi ya? Sen ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Tamam. Boş ver. Gel biz farklı bir yere geçelim. Niye bu kadar sinirlendin ki?
Sanıyorsan şoförüne bir daha takılmazsın. Bu kadar basit. Sen beni kendinle karıştırıyorsun galiba. Şişt, tamam. Ne diyorsun? Sen bana küfür mü ettin? Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ya ne oluyor? Barış, sakin ol. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklar, hayır, siz karışmayın. Siz karışmayın. Hayır, hayır, sakın karışmayın. Sakin, sakin. Ya bize küfür ediyor ya. Küfür mü ediyor? Ben sadece sana Johnny dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tam Ilgaz'cığım özür dile istersen. Özür mü? Onlar özür dilesin. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam, bir yanlış anlaşılma olmuş. Johnny bir küfür değil. O bir takma at gibi bir şey, tamam mı? Öyle farz edelim. Çocuk zaten bunlar. Tabii bizim çocuklar bilmez öyle şeyleri. Siz bilirsiniz böyle ucuz lafları. Siz Ilgaz'ın bakıcısı değil misiniz? Pardon siz. Bakıcı değil o. Bakıcılıktan Arcalı olmaya terfi etti. Öyle değil mi Ateş Bey? Sen ne diyorsun ya? Ha, ne diyorsun? Beyefendi uzatmayalım, uzatmayalım lütfen. Herkes bizi izliyor. Lütfen, rica ediyorum. Uzatmaya niyetimiz yok. İdareyle görüşeceğiz. Tamam, güzel. Abisi bakıcıyla evlenirken Ilgaz'ın şoförüyle takılmasına şaşırmamak lazım. Ne diyorsun sen ya? Ne saç oluyorsun sen ya? Sen ailenden anne baba terbiyesi görmedin mi ya? Ya siz kimsiniz? Uzat, kimsiniz siz? Sen sakin olur musunuz? Gidin ya. Teş, sakin. Ne oluyor ya? Çocuk haklı. Abisine ki kardeşine olsun. Bak, bir daha seni uyarmayacağım. Tamam mı? O yüzden sözlerini doğru seç. Hadi. Ne gel, demek ya? Gel, 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 gel. Görüyorsunuz, bana saldırdı. Ilgaz da bana saldırmaya çalıştı. Hem suçlu hem güçlü. Şaka gibisin gerçekten ya. Gel. Ne oluyor burada? Sorun nedir? Şikayetçiyiz müdür bey. Bize saldırdılar. Siz hakaret ettiniz ya. Bakıcı demek hakaret demek mi oluyor? Bakın, bugün okulun ilk günü. Çocuklar da çok korktu. Lütfen boşaltabilir miyiz? Rica ediyorum. Boşaltalım lütfen. Aa, ne yapıyorsun be? Ya? Aydos Bey. Ya, ya, ya. Aydos Bey. Ya, ne yaptın ya? Lütfen boşaltır mısınız? Of! Ya, ne yapıyorsun sen ya? Sakin ol. Tamam. Of! Tamam. Ya, nasıl yapacağım ben ya? Nasıl temizleyeceğiz? Sakin ol. Ya temizleyemeyeceğiz. Mesela bak. Bak. Bunlara bak. Bak şimdi. Bence onlar yeni sevgililer. Niye? Ben azıcık insan tanıdıysam anlıyorum ha. Ki kesin ayrılırlar. Ha. Hı hı. Yani. Bak niye biliyor? Bak bak bak. Çocuğa bak. Hı. Bak şimdi. Evet. Ha bak gördün mü? Hı. Bana bakıyor. Sana bakıyor. Sevgisinin yanındayken bile bir başkasına bakıyor. Hatta bence bu çocuk süper çapkın olabilir. Allah Allah, süper çapkınlar genelde ama sevgilileri yanındayken birine bakmazlar. Bunu sen mi dedin psikoloğa bakan? Evet. Ay Ateş. Hı. Şunların tatlılığına baksana. Evet tatlılar. Ama hala aşıklar mı? Onlarınki alışkanlık. Hmm. Evet. Öyle mi? Öyle. Yani sen şunu demek istiyorsun. Aşk bu kadar uzun sürmez. Ne? Bence sen bu işten hiç anlamıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Belki. 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 Hmm. Kafama yani. Günaydın. Günaydın. Berit'tir kesin. Kesin Berit. Tamam geldim küçük geldim. Geldim küçük. Evet küçük. Merhaba. Günaydın. Balayı kahvaltınız efendim. Ha. Sen mi ayarladın? Galiba müdür bey ayarladı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Al. Çok güzel gözüküyor be. Afiyet olsun. Lezzetli de. Hmm.
ama böyle çok da romantik olmadı. O yüzden kusura bakma arkadaşım. İki gündür amma uğraştılar. Güzel bir balayı olabilirmiş değil mi? Çocuklar uyanmıştır. Bence bir şey yapalım. Aşağıda hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Hazırlanalım. Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam. Aydos. Hı? Sen o gözlüğü nereden buldun? Havuzun bir kenarındaydı, aldım. Ama öyle başka değil. Hayır. Ya Leyla abla baksana çok havalı. Öğretmen gibi oldum. Olmaz öyle. Başkasının olur, gözlüğünü olur. Öyle alamaz. Tamam tamam bırak. Olur. Selam. Neden cevap yazmıyorsun? Çiftlikte işler biraz karıştı, pek yazamıyorum. Ayrıca tatile gidip mesaj atmayı unutan sensin. Aa! Hatta havuza mı girelim? Evet. Hadi çocuklar. Hiç siyahlaşmadı mı Ateş? Bu çok kısa bir tatilde. Aşkım, ona bir kere siyahlaşmak demiyoruz, bronzlaşmak diyoruz, tamam mı? Gerçekten Ateş abi ya, biraz daha en azından bir iki gün falan kalsaydık. Evet, niye dönüyoruz ki Ateş? Tatil bir gün olmaz ki. Keşke ama benim ofise dönmem lazım küçük. Bir dahaki sefere daha uzun bir tatil yaparız, tamam mı? Zaten hava da bozdu şansımıza, başka zaman geliriz. Evet, hadi o zaman çocuklar arabaya. Let's go. Haydi. Let's go. Hadi Ilgaz. Geliyorum. Ilgaz hadi. Ne oldu? Sorun mu var? Çiftlikte bir şeyler oluyor ve anlamıyorum şu an. Ne oldu? Barış mı söyledi? Aynen. Tamam, sakin ol. Hüsnü Firuze ile olan anlaşmasını yeniledi. Tuhaf bir anlaşma. Bakmanda bir fayda var. Hı hı. Bundan ne çıkarı olabilir? Bilmiyorum ama çok tuhaf. Leyla şartı daha da tuhaf. Evet, gördüm onu ama Leyla'nın bu kadarını kabul edeceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum, onu eşinle konuşman gerekecek. Zaten Umut ne akla hizmet bunu imzaladı, onu da anlamadım. Ben olsam Umut'a laf sokmazdım. Sen evcilik oynarken biz burada işin başındaydık. İstersen iptal edebilirsin anlaşmayı. Evet, farkındayım, sağ ol. Düşüneceğim zaten. İyi, süper. Yo sigo creyendo que eres el sol que amé. Por eso te quiero mirando de noche de día. La calor de tu cuerpo me llena de alegría. İnanamıyorum Ateş. Şeyma. Artık seni hiç göremeyiz diyordum. Evlendiğine inanamıyorum. Evet, ben de inanamıyorum. Düğünde olanlarla ilgili bir şeyler duydum ama doğru mu? Ya bunu şimdi konuşmasak olur mu? Yani zaten bir takım şeylerden kaçmak için buraya geldim. Öyle mi? O zaman iki tane şat istiyorum hemen. Teşekkürler. Sağlığımıza. Sağlığımıza. Quiero tu calor, tu boquita mi amor, dame tu sabor y tus labios de color. Quiero tu calor, tu boquita. Kafa dağıtıyorsun Ateş. Böyle mi dağıtılıyor kafaya? Bugün sanki tek başıma bir ebeveynim. Nasıl kafa dağıtmak ya? İyi dağıtmış. Çok iyi dağıtmış.
gidelim mi? Şeyma, ben evliyim ya. Yapma ya. Onu gerçekten seviyor musun? Bak şöyle yapalım. Seni gördüğüme çok sevindim. Kendine iyi bak. Zaten eminim bir yerde görüşürüz. Nasıl yani? Benim böyle... Gelmişsiniz. Ben gelmezsiniz zannediyordum da. Ne? Şeyma ile olan eğlencen diyorum. Çok kısa sürmüş. Ne oluyor ya? Senin nereden haberin var? Benim mi nereden haberim var? Ha. Hani siz çok popüler bir iş adamısınız ya. Ha. Böyle magazin haberleriniz var ya. Takip etmek böyle hoşuma gidiyor benim belki de. Şeyma benim arkadaşım ve biz orada karşılaşmış olduk. Öyle mi? Belli. Belli böyle çok yakın karşılaşmışsınız. Hayır bak, eğer çocuklar için bir oyun oynuyorsak, bir evli gibi davranıyorsak senin ona göre davranman gerekiyor, tamam mı? Yani sosyal medyaya böyle saçma sapan fotoğraflar veremezsin. Sen beni kıskanıyor musun? Ben seni niye kıskanayım? Sadece nasıl davranman gerektiğini söylüyorum sana. Bence sen biraz abartıyorsun ki tanıyorum seni, kıskanıyorsun. Ya ben niye kıskanayım ya seni? Niye kıskanayım? Ah, çünkü sen... Beni çok seviyorsun. Ne? Evet. Hayır, ben seni sevmiyorum. Sen beni bayağı seviyorsun. Yaz. Ya ben seni sevmiyorum, tamam mı? Nereye gidiyorsun ya? Seviyorsun. Ya hayır, ben seni sevmiyorum, tamam mı? Niye seni seveyim ya? Ya sen bayağı seviyorsun. Hayır, ben seni niye seveyim? Hı? Çünkü aşıksın. Ben mi sana aşığım? Hayır, sen bana aşıksın, hem de deliler gibi, tamam mı? Evet. Aşığım sana.